Günaydınlar arkadaşlar, kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Sabah böyle kalktığım gibi hemen toparladım yatakları. Direkt kahvaltı hazırlığına. Bugün Mikail evde, Mustafa evde. Epeydir de yapmamıştım ben yumurtalı ekmek. Ay, elim oraya değdi. Dedim hemen bir yumurtalı ekmek yapayım ama evde bayat ekmek de yokmuş. Dedi o zaman dörtlü alayım. Öyle yapalım. Yoksa peynir erecektim. Şimdi şunun içine ben bir de un da koyayım. Anne usulü. Azıcık un koyuyorum. Süt. Öyle kızartıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Buraya böyle aktı. Bu kadar yeter herhalde. Şimdi iç yapıyorum. Mustafa'ya Trendyol'dan bir şeyler almıştı. Şort filan. Dün bir tane geldi, ben size göstermeyi unuttum. Çok güzel. Malı o kadar güzel ki. Şimdi mesaj geldi. Gelecekmiş gün içerisinde. Bu sefer unutmayayım, göstereyim size. Instagram'da paylaştım. Ay, müziğimizi de açalım mı? Dur bakalım ne çıkacak. Gerçi bu saatte bitiyor Türk Halk Müziği. Üstteki evin Mikail geldi, hemen kızartmaya başlayalım. Erkekler böyle masa hazırken pek beklemek istemiyor. Yine kadınlar sabrediyoruz da, öyle değil mi? Onların boğazları böyle daha acele. Hemen olsun bitsin yiyelim. Şöyle dilimli ekmek kalmış. Ay, bunlar da taze. Ben aslında taze ekmekten yapmayı hiç sevmiyorum. Bayat ekmek. Elimize bir taraftan suyumu da içeyim. Ellerim temiz. Bu cımbızla mımbızla yapılacak iş değil. Arkadaşlar. Ekmek de taze olduğu için. Bir an süzgeci nereye koyacağımı bilemedim. Yani kahvaltılıklarımızı çıkarttım. Birazcık da karpuz kestim. Eşim seviyor kahvaltıda. Vallahi ben kesmesem hiç aklına bile gelmez. Dolaptan çıkartayım, keseyim, yiyeyim. Böyle hazırladık. Şimdi yumurtalı ekmeğimizi götürelim. Mikail. Hadi buyurun. Hadi gelin. Vallahi ikişer dilim onlara koydum. Onlar şunları da yeremem. Üç dilim yerler rahat. Ben şöyle bir dilim aldım kendime. Bir de incir falan da çıkartayım. Onu unutmuşum çıkartmayı. Buyurun bakalım. Buyuralım bakalım. Geç. Burası benim köşem. Bak sana karpuz kestim. Çok teşekkür ederim. Hadi afiyet olsun hepimize. Sizlere de eğer kahvaltı masasında beni izliyorsanız afiyet olsun. Sofranız her zaman bereketle dolsun. Amin.
Beni bekler misin aşkım? İstiyorum sadece. Tamam, beni bekle canım. Saldırma hemen. Sakin. Sevdiğini de biliyorum bak, epeydir de yapmamıştım. Evet. Evet. Neyse kızlar, biz hemen masamıza oturalım. Mustafa'ya yapmış olduğum alışverişimiz geldi. Şimdi beraber açalım. Dünkü aldığım Mustafa'nın şu an üzerinde. Eve geldiği zaman unutmazsam üstünde gösteririm duruşunu filan. Tam beden aldım. Bütün aldıklarımı. Hani eğer siz de alırsanız ona göre alırsınız. Ben alışveriş yaptığım Trendyol ürünlerin hepsine oluşan linki bırakacağım. Açıklama kısmına, yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan da girip bakarsınız. Bazı ürünler indirimli. Ve kuponlar da var. Alırsanız kuponları da kullanmayı unutmayın arkadaşlarım. Mustafa'ya almış olduğum alışverişi arkadaşlar sizinle paylaşayım. Bütün Trendyol Men olsun, Milli olsun yapmış olduğum alışverişlerin hepsi tüm bu linkte bırakacağım. Böyle üstüne bir tişört aldı ama kumaşı, malı falan harika. Büyük gelebilir. Bu şey kesim diyorlar. Ne diyorlar buna? Oversize mı? İnşallah doğru söylemişimdir. Aslında bunu medium olabilirdi ama gençler şimdi böyle bol çok seviyor. Altına da böyle şort aldı. Yalnız şort. Harika. Çok beğendim. Yani bütün yapmış olduğum alışverişlerin hepsi de çok güzel. Başta ikisi aynı renk. Yani aynı renk, evet, birbirine çok yakın. Bunun burada bir yazısı var. Yine aynı şekilde cepli. Artık eşim de giyer. Yani güzel. Çok beğendim. Yapmış olduğumuz alışverişlerden. Mutfağı toparladım. Yemek işine koyuldum. Sulu köfte yapıyorum. Dondurucuda böyle çok az köftelerim kalmıştı. Şimdi yağla unu kavurup az kokusu çıksın. Salçasını, suyunu, patatesi böyle bezelyeli bir yemek yapıyorum. Baktım eğer suyu az gelirse tekrardan sıcak su ekleyelim. Kızlar ben içine soğan doğramayı unutmuşum. Siz soğan da doğrarsınız. Böyle minik minik. Şöyle yavaş dökeyim. Azıcık sıçradı. Patateslerimi döktüm. Aynı şekilde köftelerimi dökeceğim. Aslında birazcık böyle ben patatesleri haşlıyorum. Sonra köftelere, ama bugün ben hepsini birden böyle katıp karıştırdım. Mustafa şimdi akşam yemekte patateslerini alır, köftelerini alır, bezelyelerini ayırır. Şöyle arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Yemeğimi erkenden yaptım. Bundan sonra böyle çok fazla böyle geç saatte yapmak istemiyorum. Şimdi kaynasın, altını hemen yarım alır. Bulaşık makinem akşam çalıştırıp yatmıştım. Sabah kalktığımda maalesef bulaşık makinesinin içindeki bardaklar olsun, tabaklar olsun sanki hiç yıkanmamış gibiydi. Şimdi tekrardan çalıştırdım. Yıkansın. Şu bezelyenin de şu mandalını takalım. Da tekerle takamayacağım. Telefonu kapatayım. Mutfakta işim bitti. Şimdi sadece şu kısımları tekrardan halledeyim. Şunları küpürteyim, yıkayayım. Tamam arkadaşlar, balkonu yıkayacağım. Arkadaşlarım, salatamı bile bakın hazırladım. Şöyle müziğin sesini de kıstım. Semizotu salatası yaptım. Birazcık böyle buralar karıştı ama artık kusura bakmayın. Mutfak halleri. Aslında başka bir kapta karıştırıp öyle gösterse miydim? Ama neyse, biz bizeyiz. Artık biz de birer bir aile olduk hepimiz. Sarımsak rendeledim. Zeytinyağı, tuzunu katmadım. Sulanmasın yiyeceğimiz zaman. Yoğurtla da karıştırdım. Şimdi kapağını da kapatıyorum. Bu buzluğa. Buzluğa diyorum, buzdolabına. Yemeğimiz de kaynıyor. Tenceremi de hazırladım. Şöyle birazdan pirinç pilavını da yaparız. Kendime bol soğanlı bulgur pilavı yapıyorum. Sulu köfte de şimdi bir kâhile döktüm. Bir dakika, nerede? Sağlığın sınıfı nasıl? Babaanneyi getirdin mi? Şunu götüreyim, acıkmış, azıcık dedi atıştırayım ben. Yemeklerim pişti ama ben evden çıkarım. Tekrardan eve girerim, çıkarım, eve girerim. Şuralar kapalı mı? Şöyle kontrol ederim. Fırının buralarını kontrol ederim.
Dolabı kontrol ederim. Çeşmeleri, muslukları kontrol ederim. Belki bu hareketi 4-5 kere yaparım sonra evden çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar termosa sıcak suyumuzu dolduralım. Çay yapmadım. Kahvelik yani. Aman kahve içmek için işte su dolduruyorum. Birazcık çok oldu. Bülgür'e de söylerdim ama o şimdi yemek yapacak. Bu kadar yeter herhalde bize. Şunu kapatır mısın? Şimdi ben de ne yaptım? Buraya kahve fincanlarını ayarladım. Çatal, kaşık ayarladım. Kendime bir domates salata, bir de şu neydi bunun adı, bundan koydum. Gittiğimiz yerde artık otururuz, içeriz. Bakalım nereye gideceğiz onu da bilmiyorum. Nereye gideceğiz? Arkadaşlar biz çıktık. Şimdi gidiyoruz. Gülbahçe'ye gidiyoruz değil mi? Yani o tarafa doğru gidiyoruz. Ha, bakalım artık. Yalnız Gülbahçe'nin de suyunu kapatmışlar diye duydum. Nurten söyledi bana Mikail. Ha, artık Tuzla köyüne gideriz. Orayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama katkalısı oraya gideriz. Beni şeye davet etti. Akan Optik'teki Esin var ya. Ahududu Şef Festivali vardı onların köyünde. Hangi köy dedi? Bak şimdi. Dur, adı gelmedi aklıma. Kızlar iki yerden bir davet aldım. İkisi de çok güzel bir yer. Bir Ahududu Festivali olacakmış. O zaman Esin dedi abla mutlaka gel. Hani bekliyorum. Hani gideriz. Bir de bir tane daha bir arkadaşımın bir bahçesi var. Şifa Bahçesi ismi. Ürünlerini de satıyor. Bahçesinde her şey yetiştiriyor ve çok güzel. Hüsniye ile birlikte bir gün onu da ziyaret edeceğiz. Haber bekliyorum. Artık ne zaman müsait olurlarsa çağıracaklar. Aslında İnegöl'de, Bursa'da gezilmesi, görülmesi gereken harika yerler var. Bir de Hesnacım da bir yer söyledi. Hesna neydi onun adı, unuttum. Mutlaka Aysun gidip görmen gerekli ama birazcık uzak bir mesafesi var. Bakalım artık hayırlısı olsun. İyi, buraya kadar güzel konuştum. Hiç kekelemedim hikayeyi. Ay hiç kekelemedim. İkindi ezanı dokunuyor aziz Allah. Şimdi atıştırma bir şeyler de aldım yanıma. Karnım ne aç ne tok, böyle ikisinin ortası bir şey. Kahve içmeyi de pek sevmem. Sen de sevmezsin. Ama kahve koydum. Çay yapmaya erindim. Zeliha'cığım bu arada yorumun için çok teşekkür ediyorum. Sen bana destek oluyorsun ya canım. Yani Zeliha'cığım demiş ki yani çok güzel bir şey eşine destek olması. Çok teşekkürler. Evet, elinden geldiğince ilk başlarda çıkmıyordu zaten, siz de biliyordunuz. Sonradan yavaş yavaş alıştırdım. Sağ olsun bana az da olsa destek oluyor. Hem böyle vloglar daha bir güzel oluyor. Çok konuştum mu? Aman psikolojik olarak da anam, bu yorum yapanlar insanın böyle kafası psikolojik olarak da kalıyor. Konuşuyorum aslında, yani önemsemedim o kişinin yorumunu da. Ama yine de şuraya bir yer ediyor. Ben çok konuşmuyorum değil mi? Beni dönerken sen yürüyerek gel, ben arkandan geleyim. Nereden? Köyden su doldurduğumuz. Çok komiksin şu an. Spor yaparsın işte. İçimden de gülüyorum, dıştan da gülüyorum sana. Ay canım benim. Ay birazcık araba sürsem hikaye. Sürüyorlar. Ne olacak bu piyasaların hali kızlar? Nereye gidiyoruz? Daha Didim'den haber gelmedi. Didim polis kampına bir arkadaşımızın evet çıkmış. Bize hiçbir şekilde, hala beklemede yazıyor. Arıyoruz, cevap veren de yok. Sen gittikten sonra evet çaldı, yine aradım ben. Telefonu açmıyorlar. Didim'de oturan arkadaşlarımız. Oraya eğer yakın veya çalışan birisi varsa bilgilendirir misiniz? Vallahi biz de ona göre değil mi? Hani önümüzü görsek, planlarımızı yapsak. Gidemeyeceğiz herhalde büyük bir ihtimalle. Vallahi çıkmadı yani ya. Onlara çıktı yani en azından, ama şey, olumsuz da mesaj geliyor. Geliyor mu? Tabii tabii, yani olmadı diye de mesaj geliyor. Vallahi bekliyoruz. Bu arada kurbanı da bir ihtimal köyde kesebiliriz. Burada da kesebiliriz. Köydeki fiyatları söyleyeyim mi? Hayır, bir dakika, şimdi sana bir şey diyeceğim. Bir saniye kızlar, yanlış da konuşmayayım. Bağda ablanın mı kurbanı 3000 TL, yoksa köydeki genel Kars fiyatları mı? Ortalama aynı 3000-3500 ise. Ha 4000 yok değil mi? Bilmiyorum. Ha
şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim. Evet, hisse fiyatları Mikail'in dediği gibi. Eğer bize de bulabilirlerse aslında istemiyorum ama kızlar yarı fiyatına, yani burada 6000 7000 TL. Ay şu evler ne güzel Mikail. Bitirmişler. Bayıldım. Villalar kızlar. Harika. Ay ben durun size yeşilliği çevireyim. Boş verin evi. Evimiz var Allah'a şükür. Artık ne yapalım? Olmazsa da olmaz. Allah sağlık saat versin. Amin de aşkım. Amin amin. Yani sen de hiç bana şey, yolu şey yaptın. Konsantre olmuş. Tamam, konsantre ol da azıcık bana da eşlik et. Bizi Faik'le Safiye, Tamer'le neydi o çocuklar, Meltem, Edi'yle Büdü. Ben de Taner'e benziyorum galiba biraz. Benziyorsun, benziyorsun. Kara Dağlı'ya. Sen ondan daha yakışıklısın aşkım. Teşekkür ederim. Şımarma. Tamam, şımarma. Yıkılıyorum. Hocaköy. Hocaköy, bu arabanın kirini. He? Maalesef İnegöl'de böyle. 3 gün önce yıkattım daha. Al, nasıl İnegöl? Kapının bak önünde böyle bir şekilde oluyor işte hayatım. Ben ne yapayım? Her gün her gün yıkatamam ki. Dur ben de inip sileyim şöyle arabayı. Toz. Kapının önünde toz olduğu için gelip oraya konuyor ya. Bir de ben camları silerken senin arabana da geliyorsun. İşte ondan sonra yapışıyor böyle. Sebebi benmişim. Arkada fincanlar kırılmasın. Burada. Ben akmıyor dedi bana Nurten ama akıyormuş kızlar. Ay kulaklarım böyle yukarı doğru çıktık ya, böyle basınç yaptı. Şimdi genelde bu koyunların yanında köpek de olur. Acaba var mı? Kızlar bilmiyorum, şurada bir şurada tam dışarıda köpek midir o nedir? Vallahi çok fena saldırıyor bu köpekler. Koyunların yanında olan ama. Ay ben ne diyorum, dur. Dediğimi de şey yaptım. Bakayım şu köpek mi? Telefonu yakın alayım. Şu kahverengi olan. Daha yakınlaşmadım. Yok değil. Miyim de vallahi başıma bir hal gelmesin. Niye korktunuz? Niye korktunuz? Kapalı, dışarıda çıkamıyorlar. Bakın benden korktular. Görüyor musunuz? Anam burası da hep hayvan şeyleri. Öf. Dikkatli olayım. Yalnız fena kokuyor. Koyunlar nasıl çağrılır? Bili bili diye çağrılmaz değil mi? Bilmiyorum şimdi. Koyunlar nasıl çağrılır? Onu eşim bilir. Valla nasıl çağrılacağını da bilmiyorum. İnekleri biliyorum ama şu an yapamam. Gülmekten ölürüm onu çağırır. Yani onu şey yaparken, sesini çıkartırken kaynamlardan biliyorum. Ay. Gitmeyin ya. Kızlar burada bir köpeği gördüm. Ay. Ama bunlar zararsız herhalde. Ben gideyim kocamın yanına. Ne ağacı ki? Heh, şimdi bakayım, komik duruma düşmeyeyim. Bu herhalde ceviz. Ceviz değil mi? Doğru bildim herhalde büyük bir ihtimalle. Ceviz ağacının ve incir ağacının dibinde sakın uyumayın diyorlar. Gerçekten bakın, iyi değilmiş.
Bunlar ne ağacı bilmiyorum. Burada bir kahvemizi de içeriz. Evet, iki ay çıkartmış masayı. Şöyle bir ayarlayayım, sallanmasın. Yokmuş kızlar. Neyse artık. Mütevazi pikniğimiz. Bunlar acayip lezzetli. Neyse Mikail gelsin de böyle şey yapayım. Mikail Bey, kahvelerimizi alabilir miyiz lütfen? Hadi canım. Doldur. Mikail, kahvelerimizi alabilir miyiz lütfen? Her şeyi hayatım, ben yapıyorum. Doldur. Mikail, bir daha demeyeceğim. Bir daha demeyeceğim. Bir kahveleri dolduruyorum ben. Emrediyorum. Hep böylesin hayatım. Nasıl böyleyim? Hep baskın karaktersin. Çekimdeyim şu an. Gerçekler acıdır. Ya ama hep her şeyi ben yapıyorum Mikail. Ama bak piknikte de her şeyi ben yapıyorum. Ne yaptın, bir kahveyi döküyorsun? Hayır, pikniğe gittiğim zaman. Mangalda mı ben yapayım Mikail? İşte diyorum ya, baskın karaktersin. Ya bir dakika, bana az gözlerime bakar mısın? Mangal kimin işi? Bundan sonra mangal. Ben bundan sonra böyle oturup çekirdek çıtlayacağım. Çekirdek çıtlayacağım. Kızlar çok soğuk burası. Donuyorum. O kadar donacak kadar değil. Ben üşüyorum ama. Üşüyorum. Yani çarşıya göre, herkese göre serin burası. Şimdi eşcağızımla bir kahve keyfi yapalım. Çok da severiz ya. Sucuktan. Şıkla maşallah. Çok büyük. Bıçak vardı, ben şuradan bir dal keserdim. Ha. Sen niye onu koydun? Küçüksün. Eşimle bir kahve keyfi yapalım. Buradan karıştırırım. Hiç yorulmuyor. Küçüksün. Bana spor mu yapıyorsun? Sen şimdi buradan, ben arabayla önden giderim. Sen arkadan buradan tepeyi çıkarsın. Ta yine göre kadar 10 kilometre. Koyunlar geliyor. Şimdi bizim köyde koyunlarımız vardı ama. Çok uzak oldu telefon. Ben o zaman çok küçüktüm koyunlarımız olduğunda. Yani 5-6 yaşlarında veya 7 yaşlarında. Sonra hiç koyunumuz olmadı bizim. Koyunu kaldırdılar. Büyükbaş hayvan yetiştirdik. Koyunlara nasıl çağırdık ya, bilmiyorum ki. Ama diye mi? Bir şeyler derdik ya, ne bileyim. İnekler? İnekler. Gel bili 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 ne bileyim. O tavuklar. Koç var orada, vallahi tozlar bize. Hayır. İnekleri de. Hayır, annen tavukları nasıl çağırıyordu? Bili 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 bili. Bili 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 bili. Domates, mamates koydu da kim misin koydu? Ay Mikail valla. Koyunlar nasıl çağrılıyor? Bilmiyorum. Koyunlar. Çobana sorar mı? Sorayım. Sorulur mu? Ayıptır. Ya. Sprey bu. Hı? Sprey. Ne spreyi? Orada sprey boya var. Bunu aldım. Ondan sonra ineklere de... Kaç sene çiftçilik yaptın sen? Ben 20-21 yaşına kadar çiftçilik yaptık yani. Çiftçilik hayatı nasıl geçti? Süperdi. Kahve? Yok, kahveye de gidiyorduk da yani. Sen kaç yaşında polislik mesleğine atıldın? 23 mü, neydi öyle bir şey.
Çok böcek böcek de var burada ya. Keşke çekirdek olaydık. Gideriz hayatım şimdi. Kızlar böyle. Yani öyle. Ama iyi oldu gelmemiz. Evet. Değil mi? Çoban ıslıklı çağırıyor. Yani derneşmişler. Evet. İşte koyun gel buraya da geliyor. Nasıl yapacağım? Sen parkta oturursun. Parka gitmek zorunda mısın? Ben seni hoca köyüne orada indireyim. Mikail, Allah aşkına ya. Uf, şaka yapıyorsun ama. Hiç güzel şaka yok. Tamam o zaman gidelim ha. En azından şöyle bir iki tur yapayım. Sinek bastı zaten akşam evet, gidiyor bak. Evet, aynen. Sinek bastı. Gel, gel şöyle bir poz verelim. Arkadaşlar şimdi biz yukarı doğru çıkıyoruz. Ama buranın manzarasının güzel olduğunu söylemişler. Manzara. Manzara bu mu? Acaba. Eve bak Mikael ne kadar güzel. Bak sulama mulama her şeyi böyle ayarlamışlar. Bakın şuradaki evi. Yalnız burada geceleri kalınmaz. Zaten burası da kimse kalan yok. Bay evi gibi herhalde burası. Aynen. Ama her gün gelirler. Yalnız bırakılmaz. Biz bir kere bay evine gitmiştik değil mi? Şöyle birazcık da çekeyim. Doğayı seven arkadaşlarım var. Bu tarz videoyu sevenler de var. İnsana böyle daha böyle sakin, huzur veriyor. Böyle doğaya, yeşilliğe bakmak, maviye bakmak. Herhalde şurası mı ki? Herhalde burası. Ha? Şu doğaya baksana. Hmm. Ne göl ne tarafta, ne göl bu tarafta bak. Ne göl arkaya kaldı. Yok yok orada bak. Arşısı bak bak. Ayşe eve bak Mikail. Geyikli meyikli. Yaşıyorsunuz bu hayatı. İçler. Sarmış varmış baksana şu dekorda yapmış kızlar evine. Wow, kimin evi ki acaba burası? Duracaktık bir yerde. Tepe. Ay bu video kaç dakika olacak? Dur bakalım. Kırpa kırpa bir şeyler yaparız artık. Bazen öyle güzel videolar böyle hani şey oluyor ki kırpmaya kıyamıyorum. Uzun oluyor. Aslında yarın kalmış artık. Kafe mi yapıyor? Hmm, kahvaltı olabilir. Aa bakın. Evet. Semra Hanım şey yazmış. Vallahi tek başına da öyle güzel video çekiyorsunuz ki. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben arada sırada Yelda ile bir araya geliyorum. İşte arada sırada kayınvalidemle bir araya geliyorum. Onun haricinde tek yani videolarım öyle elimizden geldiği kadar. Sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun. Seni öyle şey sevdiğine inan. Keşke sesin güzel olsa aşkım. Değil mi yani sus mu diyorsun? Yani? Vallahi ses. Evet burada duralım. Ferdi Tayfur'un var ya susadım çeşmeye durdurdum. Satlı arsa yazmış. Alalım mı? Hadi alalım. Kızlar arsa almaya geldik. Evet. Kuş seslerine bakın. Bir kere ses yapma. Öyle duruyor. Ay, kapıyı hızlı kapattım. Aşkım, bir resim çekinelim burada. Bakın. Çok güzel. Buralara bir şeyler ekmişler ama ne olduğu hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Mutlaka içinizde bilen arkadaş vardır. Bu ağaç herhalde canım. Ha, nedir onu bilmiyorum. Böyle arkadaşlar.
Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Kalk gidelim. Eve gidelim. Bize gidelim. Biliyor musun o şarkıyı? Bir daha. Kim söylüyordu bunu? Levent Yüksel söylüyordu. Tövbe. Tövbe. Her ayrılık bir vurgun demeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun demeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. O zaman kapanışı da burada yapalım. Güzel bir gündü. Enerjim yerine geldi. İnanır mısınız? Aslında yarım videoyu yani yayınlamayacaktım. Bir an dedim gel Nikel beni götür. Evde bunaldım. Buraya kadar severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştu. Umarım buram da kızardı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Acaba bir şey mi ısırdı? Desteğinizi esirgemeyin. Videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı arkadaşlarım lütfen unutmayın. Ve zil bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Videolarım yüklenir yüklenmez hemencik haberiniz olur. Kanalımı da sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, çevrenizle, YouTube seyretmeyi seven arkadaşlarınız varsa paylaşırsanız çok mutlu olurum. Aşkım bir şey söylemek ister misin? Herkese iyi günler dilerim. Sen böyle hep benim videomda ol. Vallahi böyle kızlar. İşte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bye. Kendinize çok dikkat edin. Güzel bir gündü.